Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar, herkese hayırlı günler. Değerli takipçilerimiz, bu bölümümüzde sizlere kanatlı çeşitleri üretimi yapan, bol sayıda kanatlı çeşidi bulunan Sungur'da İsmet abinin yerini çekeceğiz. Çok fazla ördek, gaz, tavuk çeşitleri var. Bütün çeşitlerini çekeceğiz. Sizler için böyle bir video hazırlayacağız. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan beni destekleyen, beni takip eden bütün destekçilerime sonsuz selamlarımı iletiyorum. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Bakalım şöyle çekelim. Şöyle gördüğümüz gibi ördekler birazı içeride, birazı dışarıda. İsmet abinin yerini tamamen çekeceğiz. Şöyle ön tarafı da park. Parktan da görmüş olduğumuz gibi gazlar, ördekler yayılıma çıkmış durumda şu anda. Geniş bir park alanı var, geniş bir yayılım alanı var. İsmet abi sürekli Sungurlu tavuk pazarında tavuk satışlarıyla, civciv satışlarıyla devam ediyor. Tabi parkımızın engebeli olduğundan dolayı içine girip de çekimini yapmıyoruz. Gazlarımız, ördeklerimiz bu taraftan öbür tarafa dolanıyorlar şu anda. Biz de geniş çaplı çekim yapacağız. Dolaşır vaziyette böyle. Tekrar şuradan geliyoruz. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler İsmet abi. Orada dur. Şöyle. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İsmet abi öncelikle tabii ki burada hem senin tanıtımını yapmak hem de kendimize güzel bir video çekmek amacıyla videomuza başladık. Kendini bir tanıt, bir telefon numarası paylaş. Aslen Sivas Gürünlüğün 92'lerden beri burada oturmaktayım. Şu an için tavuk ördek civciv üretimi yapmaktayım. Adım İsmet Kılıç. Telefon numaram 0543 306 32 38. 543 306 32 38. Sungurlu merkezdeyiz. Evet. Üretime devam etmekteyiz. Her zaman özellikle sürekli kanatlı üretimi, ördek, gaz üretimi, Amerikan ördeği, Pekin ördeği üretimi yapıyoruz. Damızlık. Bir yıl neredeyse hemen hemen 8 ay devamlı üretimdeyiz. 8 ay devamlı üretimdeyiz. Damızlıklarımız bulunur, cinslerimiz bulunur, cins tavuk çeşitlerimiz bulunur. Şöyle kafeslerimiz. O başka silver viyandutlarımız var, GGT'lerimiz. Burada bırakmalar, tavuklarımız bulunur. Yanında Trabzon kukulları, Marmara kukulları var. Biraz şöyle yakından çeksek köpeğimiz şey yapar mı? Evet, yumurta buraya da yeni başlamışlar herhalde. Burada Trabzon kukulları, yanında kıvırcıklarımız var. Şu tarafta atak sarbuz koşinlerimiz var, gigolinler var. Evet, şöyle. Ağırlıklı bizimki ziraat işi değil, kendi köy tavuklarının cinslerini yetiştirmek amacımız. Evet. Şöyle çeşitlerimiz. Yukarıdan da çekelim. Kışın kapalı bölmeleri alıyoruz. Yazında açık bahçemiz alıp bunları daha sağlıklı bir şekilde yetiştirmek. Bu şekilde çeşitlerimiz çok. Köpeğimize de fazla yaklaşmıyoruz. Sakin, sakin arkadaşım, sakin. Burası da tabii kapalı olması gereken yerler. Kümeslerimiz şu an için. Orada bir büyük yaka boyuna gelmiş olanlar ayrı büyütmek için ayrı kapalı kümeslerimizdir. Evet, ördeklerimiz bu kadar. Yaban ördek çeşitlerimiz de var. Pekin ördekler. Pekin var, Amerikanlarımız var. Yaban var. Kırık ördekler var.
Evet. Tamamen İsmet abi, tamamen kanatlı üretimi çeşitleri, kanatlı üzerine çalışıyorsun. Aynen öyle, doğru. Sevmek yapıyoruz işimiz. Evet, perşembe günleri de pazarımızda satış yapıyoruz. Şu içerilerde yatan falan var mı? Burada ataklarımız var. Evet, burada ataks tavuklarımız var. Yarkalarımız, oradan çıkabiliyor. Yarkalarımız var. Bu videomuzu İsmet abiye ayırıyoruz tamamen. Şöyle görmüş olduğumuz gibi. Minik kedi yavrumuz burada. Çok güzel. Evet, burada ne var abi? Yumurtalarını yapmalar için kürk yatanlarına yerler tuttuklarımız yerler. Evet, şöyle folluklarımız var. Tavuklar ait, alt bölümler ördekler ait. Evet. Burada bıldırcınlarımız var. Bıldırcınlarımız. Erkeklerimizin geriydi şu an. Kalmadı. Bıldırcınlarımız var. Bıldırcın üretimimiz, satışımız da var. Evet, şöyle görüyoruz. Bu bölümde de yine tavuk çeşitli ve tavşanlarımız var. Işık mı orası abi? Evet, İsmet abinin yerini. Evet, bakıyoruz. Yumurtaya falan da basmayalım da. Çünkü burada diğer tavuklarımız var. Orada diğer tavuklarımız var dedik ve kapıyı kapalı tut abi. Yumurtalarını görüyoruz. Şurada tavşanlarım var. Kapıyı kapatayım mı abi? Burayı. Evet. Tamam. Evet, burada da tavşanlarımız var şöyle. Görmüş olduğumuz gibi. Tabii ki üretim ve satış bazlı çalışıyoruz değil mi abi? Tavşan satışımız falan hepsi var. Var var. Üretiyoruz. Yavrularını isteyenlere temin ediyoruz. Evet, isteyenlere tedarik ediyoruz diyoruz. Güzel de tavşanlarımız var. Çektik orayı. Evimiz tamamen kanatlı üretimine tahsis edilmiş durumda. Şurayı tamam kapattım. Şurada bir şey yok. Oradaki bölümlerde ördeklerin yumurtlaması için, kürk yapması için gizli karanlık yerleri severler. Amerikan ördekleri, yaban ördekleri. Evet. Onun için de o bölmeyi onlar için ayırdık. Oraya onlar için ayırdık dedik. Burası da yine yumurtalarını yap, kürk yapmalar için. Evet. Için evet. Gördüğümüz gibi kümes hayvancılığı üzerine, kanatlı üreticiliği, yetiştiriciliği üzerine asıl şu an için imalat bölümüne. Tamam, kürkleri devam edelim şöyle. Evet, bu yerde gezen küçük nedir bunun ismi? İspenç. İspenç takım mı bu? Çubur boyu gün ispencimiz gürk yapmaktadır. O da şu an yem için takım şeye. Ördeklerimiz gürk yatıyor. Tavuklarımız çıkardı. Ördeklerimiz gürk yatıyor şu an için. Tavuklarımız çıkardı. Burada gürk. Da gürkler var yine. Evet, şöyle gürk yatıyor değil mi orada şu anda? O çıkardı şu an. Çıkardı mı? Gel annem, gel. Gel bakayım. Oo. Evet, görüyoruz değerli takipçilerimiz. Hayvancılığı çok seviyoruz ve hayvancılığı tamamen elimizden geldiği kadar tanıtma amaçlı. Burada da makinede yeni çıkan civcivler bir hafta 10 gün gelişmelerini sağlamak için ana kucağımız, geçici küçük olan yer. Evet. Bir hafta 10 gün burada tutuyoruz. Ondan sonra 2 haftalık olunca bir büyük bölümü, 3 haftalık olunca şöyle bir büyük bölümü. Bölüm bölüm yerleri ana kucağımızın. Daha sonra ayrılmış vaziyette. 4 haftalık paran olunca bu bölümünü arıyoruz. Onlar geliştikçe yerlerini de büyütmemiz gerekiyor. Evet, burada ördek civcivlerimiz var. Tabii ki arkadaşlar, bu iş kolay bir iş değil. Bu iş gerçekten emek istiyor tabii ki. Emek istiyor, sevgi istiyor, uğraş istiyor.
baktığımız zaman Hikmet abi Sivaslı ama artık Sungurlu'lu. Tamamen Sungurlu'da çünkü faaliyet gösteriyor. Şurada ne var abi? Devamı mı? Şuranın. Şuranın devamı. He, dur. Şuradan bir... Orası oranın devamı. Hep dongunu yolduktan sonra bu bölüm alıyoruz. Orada suları, sobaları, dereceleri ona göre ayarlı. Evet. Daha biraz daha bir ince bir bölüm alıyoruz. Derik olunca tabii ki deminki çektiğimiz bölmelere. Evet, böyle de makinamız var. Burada makinemiz, civcivlerimiz şu an. Çıkımlarımız başlamıştır, çıkıyor tek. Evet, çıkımları var. Ördek civcivleri var herhalde orada da. Ördekler var, ispencimiz çıkmış. Evet, maşallah. Farklı cinsler çıkmaya da. Elindeki türken miydi? He, türken çıkmış orada. Her cins var, türkanından tut. Kızanından, koşundan, haberinden, habeşinden. Böyle de makinamız şu an için, çıkım için. 7. ayın sonuna kadar çalışıyor. Makine çalışmaya devam edecek. 7. ayın sonuna kadar. Burada da yumurtalarımız hazır vaziyette. Bu yumurtalar günlük yumurta mı? Günlük mi topluyoruz? Bunları da makineye koyup da civcivi sağlıklı bir şekilde alabilmemiz için yumurtanın taze olması birinci şart. En fazla 15 günü geçmemesi gerekiyor. İkinci şart tohumlu olması gerekiyor. Verimin artırılması için. Evet, bunlar ne? Yumurtalarımız bayat olursa, 15 günü geçerse, 20 günün üzerine çıktığı zaman verimler düşer, tamamen çıkmaz. Ondan sonra şuradaki yumurtalar halini alır. Evet. Bunlar taze olmayıp da makineye koyup çıkımını alamadığımız yumurtalar. Nihayetinde? 15-20 günü geçmiş ve hepsi mevta yani. Sonuç itibariyle verim alamıyor. Tabii ki burada sadece kendi damızlıkların yumurtalarını değil, fason olarak getiren arkadaşların yumurtalarını da koyuyorsun değil mi abi? Şunlar müşterinin mesela sıra bekliyor makinede yere açılıp koyulması için. Müşterinin sıra bekliyor evet. Ördek yumurtası getirmiş mesela bir arkadaşımız. Bir arkadaşımız tavuk yumurtası getirdi. Onlar da yere açılınca koyacağız. Evet dışarıdan da gelen yumurtaları koyuyoruz. Makinamız çünkü bir ara 2-3 tane makineyle çalışıyordu İsmet abi. Şu anda makinayı büyüttü. Tek makine mi çalışıyorsun abi şu anda? Şu an iki makineye düşürdük. İki makineye düşürdük diyoruz. 3 tane makine vardı. Biraz boyum açtı tek başına kalınca. Evet. Anca yetiştirebilirim. Ondan dolayı düşürmek durumunda kaldım. Evet. İki makineye düşürdük. İsmet abi gerçekten çok aktifsin. Bunlar da tabii ki boş çıkan yumurtalar kontrollerini yaptık biraz önce geldiğimizde. Şöyle. Onlar da tohumsuz olarak çıkan yumurtalar. Evet. Tekrar ördeklerimiz orada gürk yatıyor. Makinamız burada çalışıyor. Aktif olarak hem gürk altından civciv satışı yapıyoruz hem de makineden çıkan civcivlerden satış yapıyoruz. Şöyle görmüş olduğumuz gibi ördeklerimiz de tabii ki insancıl arasında yaban ördeği var ama yine de ördeklerimiz görmüş olduğunuz gibi. Burada önemli olan yaptığın işi severek yapmak. Severek yaptığın zaman o hayvan sevgiyle büyüdüğü zaman yumurtasını da alırsın, civcivini de alırsın, vatandaş da yararlanmış oluyor. Evet, şöyle baktığımız zaman bıldırcınlarımız sanki ele gelecek şekilde bize yaklaşıyorlar. Hiç elimizden kaçmıyorlar. Hatta ve hatta telefonu bile ya da parmağımı tutmaya çalışıyorlar. İsmet abi bu işin zorlukları var mı? Ya zorlukları, da birinci sıkıntımız yemin aşırı derecede pahalı olması. Bu bizi büyük etken. O çok önemli. Civciv yem olsun. Bir de piyasaya civcivlerin sahte yemlerini sunmaya başladılar. O bizim kafamızı çok karıştırdı. Hayvanlara bile bilerek eziyet verip zarar vermesinden biraz sıkıntı yaşadık. Evet, yemlerimizi nihayetinde üretici olduğumuz için yem, yani şurada gördüğümüz kadarıyla hani sayıyı tabir etmeyelim ama çeşit olarak herhalde 500 tane canlı hayvanımız var burada. Elimizden geldiği kadar her çeşidi bir arada bulundurmaya çalışıyoruz. Gelen müşterimizin her kendi sevim hayvanın kendine göre bir meraklısı oluşuyor. Evet. Onları da boş göndermemek adına elimizden geldiği kadar her cinsten bulundurarak üretimi yapmaya çalışıyoruz. Mekanı tamamen görmüş olduğumuz gibi kümes hayvancılığına, kanatlı çeşitleri hayvancılığına tahsis etmiş bir vaziyette İsmet abi. Ama gerçekten bu işi yapmak kolay değil. Bu kadar hayvanı besleyebilmek, bu kadar hayvanın bakımlarını yapabilmek, takibini yapabilmek kolay değil.
Başlangıçta da parktan başladım. Nihayetinde evimizin karşısında park var. Parkta dolaşımlarını yapıyorlar işte. Çimendir, börtü böcektir, ottur. Sakin, sakin, sakin. Şöyle görmüş olduğumuz gibi. Bir de bu işi yapacak arkadaşlara tavsiyem. Bu işin temizliğine dikkat edeceksin bir. Özellikle kanatlı grubunda tavuk cinslerinde devamlı aşılarını ve bağışlarını takip edeceksin. Antibiyotiklerini, vitaminlerini, yemliklerini, yemlerini devamlı aynı yemi vermemek gerekiyor. Ara sıra değiştirmek gerekiyor. Aynı insanlar gibi her gün aynı yemek yiyince insanı sıkarsa. Bunlara da mesela bazen arpa, bazen buğday, diğer zaman yumurta yemini verebilirsin. Onun haricinde mısır verilebilir gibi değişiklikler. Bunların da ihtiyacı. Sonuçta bunlar da bizim gibi bir canlı. Evet. İsmet abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 92-93'lerden beri, ta doğuştan beri merakım vardı ama nasip 92-93'lere denk geldi. O günden itibaren bu işi severek yapmaya çalışıyorum. Evet, İsmet abiye bu konuda yapmış olduğu çalışmalarından dolayı gerçekten ben kendim şahsım adına teşekkür ediyorum. Kanatlı çeşitleri üreticiliği adına da gerçekten İsmet abi başarılı bir arkadaşımız. Sürekli takip ettiğimiz, diyalogumuzun olduğu ve sürekli de önerebileceğimiz hatta YouTube kanalım aracılığıyla benim videolarımda işte bazen takipçilerimiz soruyor. Ya işte şu ördekten bulabilir miyiz ya da şu tavuktan bulabilir miyiz gibisine özellikle de tavsiyelerimde numarasını verdiğim değerli arkadaşlardan birisi İsmet abi. Şöyle ördeklerimiz de geliyor. Dedik az önce parka gitmişlerdi. Parktan dolaştılar geldiler şimdi. Parkta açık alanda su yok. İsmet abi şimdi biraz da yem atacak zannedersem. Evet. Şöyle görmüş olduğumuz gibi kedimiz var, köpeğimiz var, tavşanlarımız var burada, bıldırcınlarımız var. Zaman zaman dağ kekiklerimiz olabiliyor. İşte kanatlı çeşitleri adına da çok aşırı derece çeşitliliğin olduğu İsmet abinin işletmesini çektik. Sakin. İsmet abi telefon numaranı sonunda da ver şimdi. Telefon numaram 0543-306-32-38. 543-306-32-38 İsmet abinin numarası. Ben Murat Gürgel, değerli takipçilerimiz. Hayvancılığı çok seviyoruz. Hayvancılığı üretim yapan işletmelerimizde zaman zaman fırsat buldukça bu tarz çekimler yapacağız. Özellikle sürekli bu işi yapan ve herkese önerebileceğimiz yerlerde, işletmelerde çekimlerimize devam edeceğiz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İsmet abi söylemek istediğin son. Valla ne iş yaparsan yap, işini doğru yaparsan her zaman için kazanırsın. Yanlış yapan kendine yapar. Sonuçta canlı hayvandır. Onlar aralarında büyüten de bizim gibi bir insandır. Sevgiyle yaparsan, işini de doğru yaparsan kazanırsın, hedefine ulaşırsın. Teşekkür ediyorum İsmet abi. Evet değerli takipçilerimiz, bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. YouTube kanalıma abone olmanızı, beğeni ve yorumlar yapmanızı istirham ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.